Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Poeteşape adlı programda bir fotoğrafı nasıl düzenleyebiliriz? Nasıl bir değişiklikler yapabiliriz? Bunun hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bu programı ben de kullanıyorum. Bu programı kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. YouTube'da kapak yapmak veya herhangi bir video için fotoğraf düzenlemek adına program gayet başarılı ve güzel. Bunu size kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu programın linkini videonun altında paylaşacağım arkadaşlar. Oradan indirerekten siz de bu programı kullanmaya başlayabilirsiniz. Ondan önce kanalıma abone olur ve bu videoya bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi gelelim programa. Programımız bu. Bunu indirdikten sonra, kurduktan sonra programı şöyle bir şu şekilde masa üstüne geliyor. Buraya tıklıyoruz ve bu açılıyor. Açıldıktan sonra herhangi bir tane fotoğraf seçelim arkadaşlar. Şu fotoğrafı seçelim. Kanalımızın kapak fotoğrafı bu. Bunu buraya atıyoruz. Attık. Şimdilik bu fotoğrafı biz yeniden boyutlandırabiliriz. Herhangi bir yazı ekleyebiliriz. Küçültebiliriz. Fotoğrafımıza boyutuna göre her türlü değişiklik yapabiliriz. Programın Türkçe olması bizim için bir avantaj. Yaptıklarımızı anlamamız açısından da daha basit kullanım olmasından dolayı bu programı tanıtmak istedim sizlere. Öncelikle şuradan bu fotoğrafı büyütelim. Şuradan yeniden boyut diyoruz arkadaşlar. Buradan yeniden bir boyut kazandırıyoruz fotoğrafımıza. Bu ayar yaptık ve bu şekilde büyüdü. Buna yazı, herhangi bir nesne eklemek istiyorsak şuradan nesne kısmından değişik bir şöyle bu şekilde bir simgenin içinde bir yazı ekleyeceğiz. Bunun değişik boyutları var. Hangini seçmek istiyorsak veyahut da şuradan da seçebiliriz. Yıldız şeklinde yapabiliriz. Veyahut şu şekilde yapabiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Başka renkli şekilde yapabiliriz. Bu artık bize kalmış bir şey. Yani buradaki seçim hangini seçmek istiyorsanız o tarzda bir şey yapabilirsiniz. Bir tanesini seçelim. Biz şunu seçelim arkadaşlar. Bunu seçtik. Bunu içine deneme yazalım. Yazının rengini de seçebiliyoruz. Yazımızın rengi kırmızı olsun. Tamam dedik. Bunu buradan yeniden boyutlandırıyoruz. İstediğimiz yere koyabiliriz şu şekilde. Buraya bıraktık. Ve bu buraya geldi. Başka herhangi bir yazı ekleyebiliriz. Yeni yazı dedik. Tamam dedik. Böyle geldi bu şekilde. Bunu da bu şekilde ekledik. Daha başka bu fotoğrafı komple değişik bir görüntü haline getirebiliriz arkadaşlar. Şuradan göstereyim onu da size. Şuradan. Herhangi bir efekt verebiliriz. Burada gözüküyor. Bak burada üstüne geldiğimiz zaman efektler değişiyor. Herhangi bir tanesini seçelim. Şunu seçelim. Seçtik ve tamam dedik. O şekle geldi. Başka. Buradan farklı ayarlar yapabiliriz. Bakın. Gördüğünüz gibi. Fotoğrafın şekli nasıl da bir değişik hale almaya başladı. Tamam diyelim. Bu şekle getirdik. Herhangi bir efekti vermiştik biri. Buradan fotoğrafın komple desendireceğiz. Mesela yapboz şekline falan getirme şansımız var. Şuradan desen diyelim, puzzle diyelim. Bakın. Şu şekilde. Böyle daha bir değişik oldu. Başka ekleyebileceğimiz buna buradan renklerini değiştirebiliriz. Şöyle bir renk kattık. Başka şekilde bir renk katabiliriz. Yaptığımız bir işlemi yanlış yaptırsak da geri alabiliyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Buradan fotoğrafı komple
döndürebiliyoruz. Yani yan veya şu şekilde. Şu geri alabiliyoruz demiştim. Bak şuradan geri al tuşundan. Buradan da yaptığımız işlemi geri alabiliyoruz. Bu fotoğraf içerisinde bir şekli silmek istiyorsak şuradan nesne kısmına gelip şu işareti seçtikten sonra beyaz olmasına dikkat edelim. Bakın böyle bir desen verir. Veyahut da herhangi bir renk sayesinde şu şekilde bir şey yapabiliriz. Araçlar bölümünden boya fırçamızı değiştirebiliriz. Kısacası bu program sayesinde bir fotoğrafa değişik bir renk katıldı. Gerçekten değişik bir şekil oluştu şu anda. Buradan başka şuradan göstereyim. Buradan gösterici kısmından çeşitli JPG, PNG ayarlarını yapabiliyoruz. Toplu fotoğraf ekleyebiliyoruz. Birden fazla düzenleme yapabiliyoruz. Mesela fotoğraf şu şekilde mesela. Şuraya bir fotoğraf attık. Şuraya da bir tane atalım. Bunu bir şekilde birleştirme yapabiliriz bu şekilde. Mesela biraz şöyle kaydırabiliriz. Şu şekilde olabilir. Bir tane de şuraya atalım. Mesela yazıyı biraz daha içeride bırakabiliriz. Değişik bir tarzlar yaratabiliriz bu program sayesinde. Şuradan birleştirme yapabiliyoruz arkadaşlar. Herhangi iki tane bir fotoğrafı yan yana getirme şansımız var. Aynı fotoğraf üzerinden gidiyorum ama bu şekilde birleştirme yapabiliyoruz fotoğraflara. Buradan da ayarlarını değişik bir şekilde şu şekilde mesela çerçeve yok diyor. Değişik bir tonlara getirme şansımız var. Çok farklı bir şekilde getirebiliyoruz şuradan. Çok değişik bir stile getirebiliriz. Düzenleyici kısmından bunu yaptık. Birleştirme işte bunu anlattık. Yazdırabiliyoruz. Anlık bir GIF de oluşturabiliriz bu fotoğraf sayesinde. Şekilde arkadaşlar. Programımız bu şekilde basit. Kullanımı basit. Fotoğrafı getirip şuraya attığımız zaman istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. Fotoğraf ne halden ne hale geldi. Bak bunu da kaydettik. Buradan şuradan kaydet kısmından da istediğimiz bir yere kaydedebiliyoruz. Masa üstüne. Şurada kaydını yaptık. Gördüğünüz gibi fotoğrafı YouTube'a uyumlu halde getirebilirsiniz. YouTube kapak fotoğrafı haline de getirebilirsiniz. Kapak fotoğraflarını buradan da yapabilirsiniz. YouTube'da uğraşan arkadaşlar için söylüyorum. Bu kadar basit ve Türkçe bir program. Bu program hakkında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Türkçe olması sizin kullanımınızı daha da kolaylaştıracaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup bir like bırakırsanız hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.